üç kıtaya hükmeden Osmanlı otağının ilk tüttüğü topraktır Bilecik. Koca Cihan İmparatorluğu'nun ruhani temelleri hala sapasağlam durmaktadır burada. Bugün derin ve zengin tarihiyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri olan Bilecik, bir yandan şanlı geçmişiyle gurur duyar, diğer yandan da geleceğe dönük beklentilerini hep yüksek tutar. Üç kıtaya hükmeden Osmanlı otağının ilk tüttüğü topraktır Bilecik. Polis memuru Emre Kasım, var mıydı? Sol! Önemli bir ilgisi polis memuru Muhammed Yalmıyız'ın yaş tüküyle plaket çakması, dereceye giren öğrencilerimize diploma ödüllendirilmesi, yemin töreni, polis marşı, ikram ve uğurlama. Türkiye'nin en uzun soluklu gezi belgesel programı Gezgin Türkiye'yi adım adım dolaşmaya devam ediyor. Bizim bu haftaki durağımız Bilecik. Taşı mermer, toprağı seramik. Kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te kültür, turizm adına birçok noktayı gezip sizlere aktaracağız. Evet, sizler de ekranlarınızın başından bir yerlere ayrılmıyorsunuz. Şimdi bizim gezimiz başlıyor. Birçok ilin arasına sıkışıp kalmış olan Bilecik ili, günümüzde yapılan yatırımlar ve dev projelerle adından sıkça bahsettiren bir il konumuna geçmiştir. Özellikle son dönemlerde Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin Türkiye ve Bilecik için çok önemli bir adım olduğu ve bu proje ile birlikte Bilecik'in önemli bir cazibe merkezi olma yolundaki adımlarının başladığı da çok net gözlemleniyor. Ve Bilecik halkının oturup dinlenebildiği, sosyal donatıların da yer aldığı, oksijeni bol bir alan halkın ihtiyacı düşünülerek değerlendirilmiş. Müzik
Sosyal çalışmalar derken mevcut alanlar da değerlendirilmiş Bilecik'te. Özellikle Bilecik'te turistlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik'e kazandırılan Karasu Gençlik ve Yaşam Adası projesi de güzelliğiyle göz dolduruyor.